Şimdi geçen yılda tam bu mevsimde, tam bu zamanda ıspanaklarımızın çıktığı zamanda böyle bir spekülasyon çıktı. Ve bizim şu an arkamızda görüyorsunuz, bugün şu an bu kadar işçi çıktı. Menemen Ovası'nda bir tek bu tarlayı bulabildik. Ispanak yapan yapamıyorlar. Neden? Yapamıyorlar işte bu laf çıktığı için, bu spekülasyon çıktığı için satış yok. Bana çiftçilerim şunu da söyledi, hallerde ıspanak almıyoruz denmiş ve bir sürü araç geri dönmüş. İşçiler de tarladan geriye döndüler, mal yapamadık. Bizim işçilerimiz şu yaptıkları demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmazlar. Aşırı bizim burada ot konusunda bir sıkıntımız yok. 15 yıldır ben oda başkanlığı yapıyorum bu bölgede. Bu çiftçilerle beraber çalışıyorum. Bu işçiler akşamüstü giderken hepsi onar demette evlerine götürür. Ve kendimiz yeriz. 15 senedir ben bu bölgede hiçbir hastalık, hiçbir zehirlenme duymadım. Biz çiftçiler olarak artık bu işten çok sıkıldık. Böyle bir olay çıkınca da işte toplumda bunlar biz malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor. Menemen'de normal zamanlarda bu yıl kurak bir yıl yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayı ekilişler çok azaldı. Ama normal yıllarda 20 bin dekar civarında ekiliş olur. 40 bin ton ıspanak gidiyor bütün kış boyunca İstanbul'a Menemen'den. Her kış binlerce kadın ıspanak kazmaya gelir ve her gün evine ekmek götürür. Türkiye'nin bütün ıspanakları zehirli sayılıyor. Bu çok mantıksızca bir şey. Ispanağın zehirli olması mümkün değil. Yani kullanılan ilaçlardan dolayı bir zehirlilik söz konusu olması kesinlikle doğru değil. 2 sene önce de aynı şey yaşandı. 200 kişi zehirlendi İstanbul'da. Sorumlu ıspanak oldu ve Türkiye'nin bütün ıspanakları zehirli sayıldı. Bizim ovamızda binlerce ıspanak sürüldü. 6 kişi zehirlenmiş. Ispanaktan diye çıkıyor. Peki ıspanağın kendisinden mi zehirlendi? Yoksa içine karışan bir yabancı ottan dolayı mı zehirlendi? Ya da bir yemekhanede yemek yapılırken içine karıştırılan başka şeylerden dolayı mı zehirlendi? Ispanakta kullanılan ilaçlar sebze grubunda kullanılan ilaçlar çoğu zaten. Yani domateste kullanılıyor, patlıcanda kullanılıyor, biberde kullanılıyor. Kış mahsullerinde, soğanda, brokolide, lahanada, karnabaharda kullanılan ilaçlar. Yani ıspanak zehirli ise domates de zehirli, patates de zehirli, lahana da zehirli. Sadece ıspanağın ön plana çıkartılarak ıspanak üreticisinin mağdur edilmesi, binlerce insanın ekmeğinden edilmesi çok yanlış bir şey. Bunun halka doğru anlatılması lazım. Gerçekten zehirlenmenin ıspanaktan olmadığının doğru bir şekilde ilgili kurumlar tarafından halka açıklanması lazım. Yani günlük bizim kapasitemiz 80 kişiyle çalışıyoruz. 80-100 kişi arası. Yani bugün gördüğünüz gibi 10 kişilere düştük. Bu da niye? Ürünler hallerde kaldı. Biz toptancı hallerine mal gönderiyoruz. Alım olmadığı için, orada satılmadığı için kalan mal yüzünden. Yani üzerine mal yapmıyoruz. Niye? Mal duruyor, bir daha üzerine mal yap, olmuyor. Satılmıyor yani. Bugünlerdeki bu söylentiler etkiledi işimizi. 2 gündür çok sıkıntılı. Hal kayıt sistemine bütün üreticiler kayıttadır. Malın kimden çıktığı bellidir veya hangi bölgeden, nereden geldiği bellidir. O yüzden bir kişinin hatasını tüm Türkiye'ye yaymamak gerekiyor. Ürün tarlada beklemez. Çünkü günü geldiğinde hasat etmeniz gerekiyor. Eğer hasat etmezseniz mal olduğu gibi tarlada kalacak, sürülecek dolayısıyla. Biz kendimizi bildik bileli ıspanak işinde çalışıyoruz. Her türlü meyvede de çalışıyoruz ama herhangi burada zehirleme gibi bir şey çıkmadı. Bu Menemen Ovası'nda öyle bir şey yok.
ıspanakta da yok ama neresi çıkmışsa onu bilemem ama bu kadar işçilerin de mağdur olmasına şey gerek yok yani. Biz 70 kişi işçi 60 ile 70 arası geliyorduk. Bugün 9 kişi geldik çünkü bu zehirleme olayı çıktıktan sonra bu işçilerin çoğu ekmeği işte ekmeğinden oldular ama hepsi de garibanlar yani. Bir bak şu anlık bak kemiklerimize bak bunların içinde ot var mı? Herhangi bir şey yok işte. Bunlar nasıl ev, kim çıkarıyorsa yalandır. Belki başka bir şeyde zehirlenmişler. İspanağı da bahane etmesinler. Vallahi biz böyle çalışıyoruz. Otu da dikkat ediyoruz. Çok temiz kazıyoruz. Gerçekten inanamıyorum. Bugün haberleri duyduk, şok olduk. İşçiler hepsi evde. Ben akşam yemeğini yedim. Zehirlenseydi ben zehirlenirdim. Akşam hem çorbasını yaptım hem kızarttım. Böyle bir şey yok. Bugüne kadar hiç görmedik vallahi. Geçen seneden beri artık şimdi bir sözle bütün her şeyini kaybediyoruz. Belki başka bir şeymiştir. Artık bir şey bulamıyorlar, maneyi her şeyden buluyorlar ya vallahi. Basana diyor hayır severim varmış. İlgilensin bir bakalım.